Tertip. Bırak artık beni. Bırak da huzurla şehadete ereyim. O nasıl laf öyle Tertip? Tek başına şehadet şerbetinden içmek var mı? Anca beraber, kanca beraber. Benle beraber sen de öleceksin Tertip. Git, kurtar kendini. Seni yavaşlatmaktan başka bir şey yaramıyorum. Doğru söylüyorsun Tertip. Bu kadar çok konuşuyorsun ki dikkatimi dağıtıyorsun. Azıcık sus oğlum, sus. Türkiye şu tepenin hemen ardında. Ben tepe falan görmüyorum. Vatan toprağını göremeden öleceğim. Anla artık. Seni düşmanın eline bırakmayacağım. Ölsen de vatan toprağına gömeceğim. Ölsen daha fazla çeneni yorma istersen. Gel Tertip. Gel. Allah'ın nasıl sevdiği kulusun. Bana senin gibi Tertip nasip etmiş. Allah senden razı olsun Tertip. Senden de Ahmet'im. Senden de. İnan bana kim olsa aynısını yapardı. Tansiyon 17-10, nabız 50, dil altı verdik. Fakat hala kendinde değil. Birdenbire mi bayıldı yoksa herhangi bir rahatsızlığı var mı? Kardeşimizin yani kocasının şehit haberini aldı. Başınız sağ olsun. O da annesi mi? Evet. Hasta sinir krizi geçirdi. Sakinleştirici yaptık. Şu an durumu stabil hocam. Tamam arkadaşlar, hadi içeri alalım. Çabuk, çabuk. Doktor bey! Doktor bey! Doktor bey! Bayram! Ne oldu benim kız? Bayram! Gelinim, benim gelinim. Benim gelinim biraz galiba hamile. Arkadaşlar ilk giren hasta hamile, ona göre müdahale edilecek. Benim kızım kurtulacak, iyileşsin. Ameliyalı halam! İyileşin, bırak beni be! Kamil bacım, Kamil bacım hiç merak etme, kurtulacak kızımız. Başımıza neler geldi böyle ya? Allah'ım. Allah'ım. Evlatlarımı bana bağışla. Abi. Hadi Tertip. Yolumuz uzun. Gel. Ya Allah. Bismillah, gel. Beni bıraksaydın çoktan sinir alaşmıştım. Yaşıyor musun sen hala? Sus oğlum biraz, sus. Bırakmıyorsun ki şehit düşeyim. Sen beni hiç tanıyamadın herhalde Ahmet. Ben bu hadisini düşmanın eline bırakacak adam mıyım? Ne dedim sana? Ölsek de bir. Kalsak da bir. Allah yanınızda tartın. Allah yanınızda. Bir,
2, 3. Bir daha. Bir, iki, üç. Kurtar kendini. Benim yüzümden sen de vuruldun. Vuruldum ama ellerim hala sağlam tertip. Merak etme. Şimdi ne yapacaksın? Tabanca işçi gibi kafalarından patlatacaksın. Bak ben sürünerek çıkacağım. Onlar benimle oynanırken sen de kaçacaksın. Anlaştık mı? Ya saçmalama! Bu saatten sonra ne olacaksa beraber olacak artık. Hazar devrem. Bak benim kimsem yok. Evli bile değilim. Ağlarsa arkamdan bir anam ağlar. Ama senin arkandan koca bir aşiret ağlar. Ya kendini düşünmüyorsan karını, aileni düşün. Kaç kurtar kendini. Boşuna nefesini tüketme Ahmet. Yolun sonuna geldik artık. Hakkını helal. Helal olsun olmasına da. Keşke Canjör'de Kimer'in bıraksaydın. Düşmana esir düşmektense şerifimizle şehadete kavuşurduk. Merak etme. Tertibin onlar için başka bir sürpriz daha düşündü. En azından birkaç tanesini daha temizleriz. O zaman hakkını helal et kardeşim. Helal olsun tertip. Helal kardeşim. Seni çok seviyorum Bella. Çok seviyorum. Bir daha. Bir, iki, üç. Sen tertip. Eşhedü enne ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh. Hazırla bir daha. Doktor bey, hastayı kaybettik. Hayır, daha değil. Bir kez daha. Hadi.
Bir, iki, üç. Cennette görüşürüz tertip. Hastanın ek saatine girelim mi hocam? Bir kez daha. Bir, iki, üç. Akşam olur karanlık kalırsın. Akşam olur karanlık. Derin derin sevdalarsın. Ay gelin gelin, sevda gelin. Öldürdün beni. Derin derin sevdalara dalarsın. Ay gelin gelin, sevdalı gelin. Komutan buradalar. Komutan geliyor. İster ölüm yaşıyorlar olsun, mı? Sanırım geç kaldık komutanım. Hadi son kez. Bir, iki, üç. Sevdalı gelin, öldürdün beni. Camilla lütfen. Hastanın ek saatini. İster ayrılık, ister ölüm olsun, ister ayrılık. Benim kızım ölmedi! Ölmedi benim oğlum! Sevdalı gelin, öldürdün. Kızım yaşıyor benim, yaşıyor. Döndü. Hasta hayata döndü. Anne! Yenge kurtuldu! Yenge kurtuldu! Sana şükürler olsun ya Rabbim. Baba. Allah'ıma kurarma, ben biliyordum. Yengem bu inadı varken hayatta teslim eder mi kendini? Ölmedi bana. Allah sen kızımızı, oğlumuzu, torunumuzu bize bağışla yarabbim. Asiye, Asiye bak sakın kendini bırakma ha. Bak Hasar'dan da iyi haberler alacağız ha. İnşallah, inşallah, inşallah. Alacağız. Ay, ay. Hasan, ay kahraman askerlere selam. Dur! Rahat! Utandırmayın komutanım. Biz her Mehmetçiğin yaptığını yaptık. Komutanım vallahi ben çok bir şey yapmadım.
Kilometrelerce azarın sırtında gezdim, o kadar. Ahmet abartıyor komutan. O da kanının son damlasına kadar kahramanca çarpıştı. Biliyorum. Her ikinize de gurur duyuyorum. Görevinizi layıki bir şekilde yerine getirdiniz. Daha bitmedi komutanım. Arkadaşlarımız hala cephede savaşıyor. Biz de iyileşip onların yanında çarpışmaya devam edeceğiz. Hayır asker. Siz üstünüze düşeni yaptınız. Şimdi bayrağı taşıma görevi diğerlerinde. Ama komutanım. İkiniz de ciddi birer ameliyat geçirdiniz. Özellikle sizin durumunuz şu an için tekrar askerliğe dönmeye müsait değil. Bu ayağımdaki uyuşma ameliyatın etkisi değil mi? Tabii o da var. Fakat kurşun 10 millik çevresine isabet etmiş. Yani bir süre yürüme güçlüğü ve his kaybı yaşayabilirsiniz. His kaybı mı? Ne kadar sürecek bu? Çok uzun sürmez. Yapacak olduğumuz ilaç tedavisi ve fizik tedavi programıyla kısa sürede toparlayacağınızı düşünüyorum. Neyse, şimdi biz çıkalım. Detayları daha sonra konuşursunuz. Hazırında misafirleri gelmiştir. Misafir. Geçmiş olsun. Sağ olun komutanım. Aslında özlemişim kokudu. Hazır evladım. Nasılsın, iyi misin? Ne çabuk duydunuz haberi. Kara haberin tel zamanda ulaşmıştı. Ama velhasıl müjdeli haberin de tez zamanda ulaştı. Allah'ıma binlerce şükürler olsun. Biz seni şehit olduğunu anladık. Ben de öyle sanmıştım baba. Pek hevesliydi şehit olmaya da olmadı. Sayesinde ben de olamadım. Sen nasılsın benim oğlum? İyiyim amca, sağ olasın. İyisin iyi. Aslan parçası. İyisin. Oğlunla ne kadar gurur duysanız amca. Beni kurtarmak için canını tehlikeye attı. O yüzden vuruldu. Aslandır o, aslandır, aslan. Aslanım benim. Hazır evladım, nasıl geçti ameliyatın? Nasıl geçmiş? Anlat bakayım. İyi geçmiştir herhalde baba. Doktor yakında iyileşirsin dedi. İyileşirsin. İyileşirsin, iyileşirsin. Baksana turp gibisin maşallah. Turpe gibisin, turpe. De haydi. Bir an önce iyileş, ayağa kalk yine. Konaktaki herkesler seni bekliyor. Baba, bu durumunu belleğe söylemedin değil mi? Yok, yok. Yok. Konaktaki hiç kimsenin haberi yok. Bizim de yoktu. Hastaneye geldiğimizde dediler. Zaten bu aralar öyle belleği heyecanlandırmaya, üzmeye hiç gerek yok yani. Gidince hep beraber söyleriz, sorun değil. Niye baba? Ne oldu? Belleğe bir şey mi oldu? Ne oldu? Elimi dönürüm. Ben dayanamıyorum. Müjdeli haberi vereceğim. Ne oldu baba? Seni söyle. Ne oldu? Hazar bozuk. Hazır ol. Yahu'nda baba oluyorsun. Benle hamile, hamile. Gerçekten mi? Hakikaten. Evladım biz de yeni öğrendik. Hepimiz yeni öğrendik zaten. Gözün aydın tertip. Bir gün benim de yavrum olursa, kız da olsa, oğlan da olsa adını Hazar koyacağım ben. Demek baba oluyorum ha? Peki belli iyi mi? İyi değil mi? İyi. İyi, 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 iyi. Hayırlı olsun tertip. Gözün aydın tertip. Gözün aydın tertip. Sağ olun beyler, sağ olun. Gözüm aydın tertip. Gözümüz aydın baba. Uyansın artık.
Yeniden tansiyonun çıkmaması için uyutuyorlar. Doktor öyle dedi ya. Bu çıkadı Serbinot'te Kamilo Ana o kadar sakinleştirici verdiler. Allah'a severse öyle kolaydır yani uyanmak. Aman sakinleştiricilik neye kaldı ki ya? Allah Allah. Bir komadılar ki kızı şöyle bir silkişlesin, kendine gelsin canım. Yani hem Hazar Han da bulundu. He. Yani uyansa da artık versek müjdesini be. Uyanmasa da versek müjdesini be. Üf, salak salak konuşma be Ayşe ya. Görmeyeyim misin? Kız uyuyor ya. Nasıl duysun? Ya belki duyar. Belki Hazar'ı duyunca uyanır. He. Yani şöyle bir kere bir uyandır verseler. Biz böyle haber versek rahat rahat uysak yine. He. Ay yok ben dayanamayacağım. Bir şey demeyeceğim. Bir saniye. Bir dakika bacım. Bela, Bela kalk kız. Kocan yaşıyor. Sen de kalk. Uyan, uyan. Vallahi kocan kurtulmuş. Sağ, sağ, sağ. Bana bak. Zart zart konuşup durma. Ben çocuğun ödünü patlatacağım. Çekil. Ya bak şimdi duyacak. Bir kere daha deneyim. Bir dakika ya. Bela, Bela, yavrum. Bak kocan kurtuldu. Hatta babanlar onu almaya gitti. Babanlar almaya gitti. Gel suya. Babanlar... Bu adam. Geç. Ay, bunun uyanacağı yoktur. Ben en iyisi gideyim ağamı arayayım da Hazar'ıma kavuşmuş mu bir sorayım. Bela, Bela, Bela kalk. Kalk bak beni duyuyorsan gözlerini kırpıştır böyle. Bela, gözlerini böyle kırpıştır. Ne kadar bırak dediysem de bırakmadı. Üç gün, üç gece inatla beni sırtında taşıdı. Ne inatçıyım senin bu oğlum be amca? Hakkını ödeyemem tertip. Allah senden razı olsun. Öyledir benim oğlum. Dağ gibidir maşallah. Dağ. Bak doktor iki güne kalmaz ayağa kalkarsın dedi ama... bana kalırsa sen yarın ayaktasın. Babacığım yani daha belli değil. Bacaklarımı hissetmiyorum. Hissedersin yavrum. Hissedeceksin. Kolay değil. Kurşun yedin yahu. Bak. Bak. Arıyor seninki. Kim Bella mı? Anan, anan. Baba aman bak bir şey söyleme meraklanmasınlar şimdi. Söylemem, söylemem. Alo. Aa, Netun. Buldun mu Hazar'ımı, iyi midir? İyi, iyi. Turp gibi maşallah. Ah çok şükür ablamla. Yanında mıdır? Yanımda, yanımda, burada. Dur, vereyim de. Bir sesini duy istersen. Ver. Ana. Annem. Bir tanem. Güzel oğlum benim. İyi misin anneciğim? İyiyim anacığım, iyiyim. Sen nasılsın? Bellam nasıl? Biz iyiyiz çok şükür. Senden başka hiçbir derdimiz yoktu. Şimdi sesini duydum. Allah'a şükürler olsun. O da bitti gitti. Ana, Bella'yı versene. Onun da sesini duyayım. Bella'yı vereyim tabii. Çıksın vereyim anneciğim. Nereden çıksın? Bella nerede ki? Bella... muayenehanede. Muayenede, doktorun yanında. Bir şey yok değil mi ana? Yok annem, yok. Gayet iyi dur. Şimdi iki canlı ya. Ondan sebep. Tamam anacığım. Görüşürüz. Buyur baba. Kamil bacı, kusura bakma ama senin bu kızın fosur fosur uyuyor vallahi. Tabii de uyuyacak benim kızım fosur fosur. Allah Allah, rahatından mı uyuyor benim kızım? Ne acılar çekti, neler çekti benim kızım be? He yok, yok yani bizim gözümüz neyin yok. Uyusun uyusun da, yani ya insan bir merak eder şöyle bir gözünün neyin açar ki be? He? Siz ne çalışıyorsunuz ne demeye? Benim kızım rahatından mı uyuyor be? Allah Allah. Yok canım. Yani rahatından değilse bile şeyinden. Neyinden uyuyor? Ya lütfen başlamayın yine. Farkındaysanız hastanedeyiz. Biraz sessiz olun. Sessiz. Sus Şirin. Başladık bile. Siz ne çalışıyorsunuz? Ne demeye be? Benim kızım keyfinden mi yatıyor be? Vallahi sinirim ikinize de çok bozuk. İkinizden girerim ha. Sen ne diyorsun ki ne ya? İkimiz de böyle sessiz sakin gördüm böyle üstümüze geliyor herhal. He Mütüber ablam doğru söylüyor. Sen öyle bizim üstümüze gelemezsin. Gelirim. Gelemezsin. Gelirim. Gelemezsin. Gelirim. Gelemezsin. Gelirim. Gelemezsin. Gelirim. 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 Gelirim.
Sen sus! Gelemezsin işte. Yenge? Kız belo kalktı. Belo? Balya yavrum iyi misin ha? Uyandı benim çocuğum. Uyandırdın ısısı be. Yavrum. Ay güzel çocuğum. İyi misin sen? İyisin annenin güzel kızı. İyi değil mi? Değilim anne. Hazar. Bela. Hazar yaşıyor ki ne? He vallahi kocan sağ kurtulmuş kızım. Nasıl söylüyorsunuz? Yoksa ben üzülmeyeyim de. Kandırıyorsunuz beni. Hayır yok. Doğru söylüyorlar. Hatta Kamil amcayla babam da gitti yanına. Bebeğin de kocan da çok iyi. Sen hiç merak etme. Allah'a şükürler olsun. Hepsi kötü bir rüyaydı demek. Hepsi kötü bir rüyaydı ama geçti. Sen hiç merak etme. Ay! Ana! Ha benim tatlı gelinim uyanmış ya. Ah geçmiş olsun. Güzel kızım geçmiş olsun. Mütebir abla. Ya canım. Bu ölüm iyiliği dedikleri şey herhal gerçek. Asiye'nin haline baksana ya. Yok kız şimdi o heyecandandır. Birazdan eski haline döner o. İnşallah. Anne. Zer ölmemiş. Yaşıyormuş. Yaşıyor anne. Ölmedi. Turp gibi hem de. Az önce konuştum. Konuştun mu? Şirin, ne olur hemen arayın, ne olur. Sesini duyayım. Lütfen. Tamam, arıyorum. Şuna bak. Anası bitti, şimdi de kızı arıyor. Şirin. Ver baba, ver ben aç. Al. Alo. Aşkım. Canım. Nefesim nasılsın? İyi aşkım. Nasılsın? İyisin değil mi? Bir şey yok değil mi? Çok iyiyim. Çok iyiyim aşkım. Sen beni merak etme. Asıl sen nasılsın? Sesini duydum ya. Ben de çok iyiyim. Azar. Ben seni öldüm sandım. Seni bırakıp gider miyim bir tane? Bırakma Azar. Bırakma. Peki ne zaman geleceksin? Hemen geleceksin değil mi? Daha belli değil hayatım. İşlemler birkaç gün sürer. Komutan ne zaman yollarsa o zaman geleceğim. Hemen yollasın. Sana çok güzel bir haberim var. Neymiş bakayım o haber? Hazar. Biliyor musun? Bizim bir çocuğumuz olacak. Hamileyim. Hazar ne oldu? Karıcığım ben daha fazla rol yapamayacağım. Ne oldu? Sevinmedin mi yoksa? Sevinmez olur muyum? Şu an dünyanın en mutlu erkeğiyim. Babam söyledi haberim var. Seni görmek için sabırsızlanıyorum bebeğim. Merak etme karıcığım. En kısa zamanda kavuşacağız. Sen şimdi kendine ve bebeğimize çok iyi bak, tamam mı? Sen hiç merak etme. Biz gayet iyiyiz. Biz seni bekliyoruz. Tamam aşkım. Geliyorum. Aç. Açtım oğlum. Koy işte, hadi. Tamam, sakin. Yavaş ya. Ayaklar da. Kalsın orada. Tamam, bırak, kapat. Tamam.
akıl konuşturamam. Çobanım. Maşallah maşallah sana yavrum. Hoş geldin, hoş geldin. Hoş geldin azarım. Tekerlekli sandalye dedi olsa kurtulmuş işte. Ayşe salak salak konuşmasana. Hoş gelmişsin ağa. Hoş bulduk. Çok sıkıldım. Geçmiş olsun ağa. Hoş geldin benim yiğit oğlum. Hoş bulduk dede. Hoş geldin benim azarım. Hoş buldum amca. Ağlama, mühim bir şey yok. Ben kendimi tutamıyorum ki ya. Sen bana bakma. Niye ağlayıp duruyorsun yine bu Müsellim? O bu aralar biraz böyle babacığım, hiç elleşmeyelim. Allah Allah. Herkes burada. Bella nerede? Hazar. Sen biraz. Ama anne de çok yakışmış. Ben bir kilo olmaz lazım. Daha hiç kilo almadım ki. Olsun aşkım. Olsun. Sen 100 kilo alsan da dünyanın en güzel kadınısın. Yeter da yeter. Tamam ama anne yani. Ne duracağım? Uşak öldü açlıktan. Hadi. Hadi. Hadi girelim içeri de hep beraber yemeğimizi yiyelim, haydi. Hakikaten canım, hadi Azar'a sarılmayan kalmadıysa de haydi yemeğe, haydi. İyi misin benim oğlum? İyiyim baba, sağ ol. İyi, iyi. Bir şey mi eksik acaba? Ya ona daha ne eksik olacak? Burada bütün yarım küreye yetecek kadar yemek var. Yok yok annem, yok. Öyle yemek gibi bir şey değildir. Ya böyle... Böyle şu sedirin minderi, bu masanın sandalyesi gibi, bu böyle demirbaş gibi bir şey eksiktir ya. Anne o demirbaş halam olmasın? Ben geldiğimden beri halamı görmedim. Çok haklısın. Valla ben de kaç gündür Türkmen ablayı görmüyorum ortalarda. Dikkatimi çekti. Hay aklınla bin yaşa be Hazarım. Ya ben de günlerdir bir eksik var, bir eksik var diye sayım yapıp duruyorum. Yani kümeslerdeki tavuklardan atölyedeki traktörlere kadar her şeyleri saydıydım da bulamadıydım. Yani koskoca Türkmen ortalarda yok. Bunu şimdi mi fark ediyorsunuz? Yani nüfus biraz kalabalık olunca anca farkına vardık, anlıyor musun? Ya kör Hasan'a sorun, o nerede olduğunu kesin biliyordur. Aa, vallahi da kör Hasan ortalarda yoktur.
Eğer ki ben onu 3 gündür gördüysem Allah da benden karan alsın. Kız yoksa bu Türkmen hala kör Hasan'la kaçmış olmaya. Vallahi ola. Böyle bir şey olabilir mi? Benim bacım enik mi ki ne? Civciv mi ki ne böyle ortadan kayboluversin canım? Allah Allah, koskoca Türkmen kayboluyor, jetonunuz şimdi düşüyor öyle mi? He o zaman o vakit şey Müsellim'e sorun. Dahaydı o bilir. Dedo, gelinin Nazgül araştırmacı kişiliğiyle seninle bu sır perdesini aralamaya hazır. Var mısın yok musun nesin? Ha varım. Dahaydı o zaman emheret. Ha? Yani gidelim. De haydi gidelim. Ya Nazgül, benim de bir gömleğim kayıp. Ona da bir bakıverin. Haydi. Ona da basın, gel. Ya Allah. Aşkım. Allah'ıma Türkmen Allah bana kocaman bir özür borçlu. Aa, o niye? Niyesi mi var? Ben seni kaçırdığımda durdum kafamı gözümü patlatıyor diye. Şimdi kendi koca kör Hasan'ı kaçırmış. Hem de kadın başına. Ya Baran ne yapıyorsun ya? Al bunu dolabına as güzelce. Hop basket. Sen ne yaptın şimdi öyle? Basket attım. Ya kocaman bahçe var. Gidip orada oynasana oynayacaksan. O zevk vermiyor bunun kadın. Senin zevk aldığın şey bana acı veriyor. Anlıyor musun? Niye kız? Kim bilir ne abuk subuk yerlerde yeni yaşam alanları kuruyor da çorapların haberimiz yok. He. Zaten dünya biz insanlar için fazla büyükten de yeni oluşumlara şans vermek lazım. Ha. Tüf be. Ya Allah. Aa. O ne bu? Bilal sana mektup yazmış. Bana yazmaz o Kerkenes. Çobana yazmıştır. Abime özel yazıyor. Allah Allah. Yok aşkım. Hayatım sana yazmış. Ben niye açayım al oku. Kız ömrüm ömrüne kurban. Ayrımız mı var o aşkım? Hayatta olmaz öyle şey. Al sen oku. Allah Allah. Ben de seninkileri okumayayım diye yapıyorsan avcunu yalarsın. Canım abim. Sen bana hem abi hem baba oldun. Ne yaparsam yapayım. Ne senin, ne de ablamın hakkını ödeyemem. Anamın babamın yokluğunu hissettirmeden büyüttünüz beni. Ama ne yazık ki büyüdüğümü bir türlü kabullenemediniz. Sevdiğime kavuşmama engel oldunuz. Biliyorum ki tek amacınız beni korumaktı. Ama aşktan korunmak imkansızdır abim. Ben gidiyorum. Kendi aklım, fikrim ve tüm kalbimle Ferhat'a kaçıyorum. Dilan. Ne oldu? Ne oldu? Dilan Ferhat'a kaçmış. Ne diyorsun? Yürü aşkım yürü. Ya. Kendi gözlerimle okudum mektubunu. Ne? Ne oldu İda? Yine ne oldu? Yine kaç... Dilan'la Ferhat kaçmış. Allah! Dırının... Allah'ım! İçimin yağları eridi. Oh! İçimin yağları eridi. Asiye! Asiye! Ağam hiç bu abi şeydi ama. Hiç bu abi şeydi ama. Ha bu kadın, bunun kardeşi benim kızımı kaçırdığında bağ etmedik laf bırakmadıydı. Allah'ın sopası yok. Etme bulma dünyası işte. Asiye, senin o etçiklerini kemiciklerinden ayırırsın. Bak bana demedi deme. Asiye ana, bence hiç üstüne varma. Mühteber anam şu an tam bir seri katı soğukkanlılı taşıyor. Aman bırak Nazgül bırak ya. Ateş olsa cürmü kadar yer yakar. Zamanında benim kızımı ağzına sakız etmeyi biliydi ama. Ben şimdi seni ağzına sakız etmeyi bir dur. Bir sakin. Önce işin doğrusunu anla ya. Şu mektubu bir de bana ver bakalım. Ben okuyayım. Asiye. Ablam!
olmaz. Benim Dilan diye bir bacım yoktu. Duydu. Duymaz olaydı. Mektup bırakmış. Bizim eve de mektup bırakmış. Ya bir de mektuplaşmak eskileri de kaldı diyorlar. Gördünüz mü? Yeniden moda olmuş ağam. Biz de mektuplaşak mı? Ayşe! Ayşe ne yapıyorsun? Abla! Kurban! Merak etme. Ben yolda Aşiret'e haber saldım. O Dilan'ı ilk buldukları yerde getirecekler. Benim Dilan diye bir bacım yoktu. Senin de yoktu. Artık bu vakıttan sonra ne halt yerse yesin... ...beni ırkalamaz. Haydi. Ay. Zaten ya bu saatten sonra bulsanız ne çare? Onlar çoktan o malum işi yapmışlardır değil mi? Ana! Yanlış anlama da çok ayıp konuşuyorsun ya. Ya anne lütfen yangına körükle gitmesene. Merak etme Şirin'im. Onların yangını da körüğü de ben olacağım. Onların ateşlerini öyle bir olduğunu atacağım ki... ...görecekler Baran Ağa'nın bacısını kaçırmaktaymış. Barancığım ben bir şeyi merak ediyorum. Buyur kayınço. Biz vakti zamanında bizim bacımızı kaçırmanın... ...ne demek olduğunu sana anlatabilmiş miydik? Ha? Ha? Siz anlatamamışsınız. Demek ki lafla vakit kaybetmeye gerek yok. Direkt geberteceğim. Baran Ağa, Baran Ağa. Sen kimi gebertiyorsun? Çobanı. Allah Allah. Peki sen bizim kızımızı kaçırdığında... ...biz seni niye yaşattık da gebertmedik? Ha? Hı? Aklı değil. Dilanları aşkına inanın. Evlenmelerine razı gelseydiniz... ...şimdi ne güzel anlı şanlı düğün yapıyor olacaktık. Dedi ki Dilanların aşkına dedi razı gelseydiniz... ...şimdiye dedi anlı şanlı düğün yapıyor olacaktık dedi kendileri. Ya evet ya Türkmen ablam bu aralar zaten düğüne çok meraklıydı. Düğün lafını duyunca koşa koşa gelir. Ayşe. Türkmen'in ne alakası var şimdi bunda? Biz Türkmen abladan bahsetmiyoruz. Ha biz Elzem'den bahsediyoruz. Doğru o da kaçtıydı değil mi ya? Yok ana yok. Ferhat da Dilan'ı diyor babam. Ne? Ferhat'la Dilan kaçtı mı? Bu arada Gülistan da yoktur ağam. Ne? Gani ana. Yok o öyle değil. Gülistan yenge gitti dedi oğadan izin aldı kızının yanına gitti. Sorun yok. Ha tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Üç gün konaktan uzaklaşıyorum. Herkesler birer birer kaçmış. Görüyorsunuz mu? En acısı da ne biliyor musunuz? Siz kaçmamışsınız. Hakikaten siz niye kaçmadınız? İnsan ancak heves eder ya. Hamamda da yoklar. Havuzda hele ki hiç yoklar. İnanamayacaksınız ama masaj salonunda bile yoklar. Peki bu bizim kocalarımız olacak kaçak ağalar neredeler? Ya kızlar niye öyle diyorsunuz? Takılmışlardır bir yerde. Oh, ay benim su katılmamış trajikom. Kızım ortada bir numara yoksa bize niye rüşvet versinler? Rüşvet? Ya Dreş, Kaan'ın bana limitsiz kredi kartı verdiği nerede görülmüş? Hala bu kuşçuk. Ne demeli? Hah? Cebindeki son metal ikiye kadar aha da görüyorsunuz bana verdi. Şirin? Ha, bu mu? Bu Baran için ya. Ters bir durumda böyle tam Baran'ın alnının çatından vuracağım. Kız bana ne doğrultursun hele? Ta! Yok artık Şirin. Sen de mi bu iki deliye uyuyordun? Vii, kız doğruları söyledik şimdi deli olduk yani. Meymun gözünü açtı Drejiko, sen de açsan iyi olur. Vallahi sizinkileri bilmem ama benim kocam asla öyle şeyler yapmaz. Ah Bela Leyli. Sen böyle kendine güvenme ana. Niye biliyorsun? Çünkü yanında Kaan ağam var. Evet. Ne?
Kız nereden belli tek başlarına gezmedikleri? Yenge, ya o daha kötü. Ya bir düşünsenize. Metrekare başına düşen hatun sayısını düşünün. Ya çildin. Vaveli vaveli. Vallahi doğru diyor. Demin de gördüm ben yarı çıplak kadınlar. Ben Kaan'ı arayacağım. İyi edersin. Abi. Bir dakika. Karım arıyor. Alo, buyur benim hırçın Menekşem. Kaan, neredesin? Kimlesin? Ne yapıyorsun? Kardeşlerimleyim. Gezmedeyim, tiyatrodayım. Tiyatro? Hangi tiyatro? Antik tiyatroda. Antik tiyatro? Kaan, sen Yunan karılarıyla orada sirtaki yapıyorsun yoksa mı yok? Ya kızım, ne sirtakisi, ne diyorsun? Hem buradaki kadınlar en az 3000 yaşında. Hayırdır Kaan, ne oldu? Bir de sana sever oldun sen. Ben de anlamadım Nazgül'üm. Bir anda kendimizi tiyatronun önünde bulduk vallahi. Lan hadi sana, lan hadi sana. Kaan, ne oluyor orada? Telefonun ucundan biri seni acele ettiriyor ha? Bana bak, acele giden ecele gider ha. Çabuk bana oranın fotoğrafını yol yazın. Neredesin göreceğim, çabuk. Kapat kız. Al, kapattı. Çabuk, çabuk toplanın, çabuk. Ya hayırdır abi, ne oldu? Ya Nazgül fotoğraf istiyor, çabuk. Ne bu fotoğraf? Bak, başlatma şimdi fotoğrafını ha. Ya dayıcığım, burada olduğumuzu ispatlamak için hemen bir selfie çekmemiz lazım. Çabuk gelin buraya. Dönder bakayım sen. Heh, şöyle. Ha, uğraş. Sen bunlarla uğraşsa siver ekme sıkacak şimdi, gebereceğim. O zaman görünüz. Ya 2 dakika selfie çekelim, sonra geberirsin dayıcığım. Haydi. Aa, mesaj geldi. Neresi ki burası? Dur bakayım. Ha, burası yerel polis, biliyorum ben. Yerel polis? Jenderme yani. Ya bak ne güzel, turistik gezi yapıyorlar işte. Turistik? Ha, turistik yani. Afet, ortada karı neyin yok değil mi canım? Ya Nazgül yapma Allah aşkına. Kocana güvenmeye öğren biraz. Bırakın işte, ne kadar güzel erkek erkek vakit geçiriyorlar. Yengem haklı aslında. Ya baksanıza, hovardalık falan yapmıyorlar. Neyse, yani diyorsunuz ki bir tehlike merke yok, öyle mi? Baksanıza şunların ne kadar tatlılar. Ay çok tatlılar. Haydi bak, sen kendini söylüyorsun Kaan abi kredi kartını kolay kolay vermez diye. Fırsat bu fırsat, ne yapsak? Biz de elbise verişe mi gitsek ha? Ya! Ay abi, duygu geçişimi gördün mü? O zaman hadi gidelim de birkaç kilo altın alalım. Çok çıkma, çok çıkma. Süver Akli! Aha geldim, buradayım. Erkek misin o kadar? Çık karşıma, erkek erkeğe konuşak. Lan kime diyorum? Alo! Lan nerede sakladın? O ne lan? Şişt, kırmızı nokta var lan orada. Hoş geldin Baran'a. Vay! Oldu mu şimdi hiç? Ayıp değil mi? Hani yüz yüze konuşacaktık? Yüzleşeceğiz, yüzleşeceğiz. Ama sen önce o belindeki silahı bir çıkar bakalım. Öbürünü de. Arkadakini de. Mabadındakini de çıkar. Oley, kamera mı taktırdın lan sen bana? Şöyle, şimdi bana şöyle güzel bir Urfa havası söyle de keyfim yerine gelsin. Ne? Hadi hadi, akşama kadar seni bekleyemem. Sen beni ne sandın lan? Senin maymunun olur muyum hiç? Olmaz mısın? Sen bilirsin. Yazık oldu, Menekşe gözlü güzel karını vedalaşamadan kaybedeceksin. Menekşe gözlüm mü? Sen nereden biliyorsun lan bunları?
Sen çip mi taktırdın lan? Beni mi izliyorsun? Sadece izlemek olur mu Baran'a? Ensendeyim diyorum sana. Tabii menekşe gözlüğünün de ensesindeyim. Karın senin yokluğunda mağaza mağaza gezip alışveriş yapıyor. Haberin olsun. Oğlum sen biraz erkeksen karşıma çık lan. Karılarla uğraşma. Benim avradımdan ne istiyorsun sen? Erkek ol lan, erkek ol. Benimle uğraş. Tamam. O zaman patlat bir türküde neşemizi bulalım. Seni bir elime geçirirsem Siverekli. Yoksa gidip karına poşetleri taşımasına yardım edeceğim. Sus lan, tamam. Tamam. Urfa dağlarında gezdim çalar. Abi ne yapıyor bu? Ne bileyim oğlum, adam sahneye çıkınca herhalde tiyatronun büyüsüne kaptırdı kendini. Saçmalama. Olmuştu. Alo, kamparan. Enişte, enişte. O güzel vallar. Ciğerimi dağladın be. Değiştir, oynak bir şeyler söyle. Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek? Gönül bu sevdadan vaz mı cayacak? Gönül bu sevdadan vaz mı cayacak? Oyna Baran'a. Lan yürü git işine bak, beni dellendirme. Uzatma lan, ne diyorsam onu yap. Ana, evet arkadaşlar, hayırlı olsun. Dayımı da kaybetmiş bulunuyoruz. Ne yapıyor lan bu? Madem Denizli'deyiz, Cemile mi söyle, Cemile mi? Cemile'min gezdi dağlar meşeli. Ya Rabbi. Cemile'min gezdi dağlar meşeli. Cemile kim lan? İmanım. Oynasana lan dikilme sırık gibi. Haydi üç gün oldu, ben Cemile'mden ayrı düşeli. Kaydırı kuppak Cemile'mden, nasıl nasıl edeyim biz bu işe? Nikahımızı kıysan, önden gelin hoca da memişe. Yapma, yapma. Kaydırı kuppak Cemile'mden, nasıl nasıl edeyim biz bu işe? Nikahımızı kıysan, önden gelin hoca da memişe. Tamam lan tamam, köçekleri geçtin ha. Hadi bugünlük bu kadar yeter. Lan oğlum sen benden ne istiyorsun? Gel dedin, gel demişti erkek. Ben sadece sana gel dedim. Ekürlerini de getir demedim. Şimdi benden haber bekle. Elbet yüzleşeceğiz seninle. Ama bu sefer teke tek. Aksi halde sahneye müstakbel karın çıkar Baran'a. Dayı. Şişt, dayı ne oldu, ne oldu? Ne oldu? Bismillah. Abi getir. Getir, bir dakika. Ya abi. Baran'dır, kimdir? Hayır, demiştim işte, ben demiştim. Ah, ben ya boşuna, boşuna şüphelenmiyorum ama. Kıpırcıkma, seni çip artmaz. Hala ayağım nasıl lan? Ayak üstü, iki dakikada alırım sen. Olmuş mu lan, olmuş mu? Ya olmaz mı ya? Yemin ediyorum aynı kuzeyli karılara benzedin dayı ha. Süper oldu. Enişte, bundan sonra sana Baran değil de Barbara mı desek? Barbara kim ola lan? Barbara. Manken olan. Aa, o internete gidiyor la. Allah'ıma Kur'an'ıma kaşınma kuzak. E hadi oğlum ya, bitmedi makyajın. Hadi gitmemiz lazım. Hadi yürü. Gel gel, sen benim koluma gir de o topuklularla düşersin maazallah. Gel. Hadi koçum, görüşürüz. Aman. Gel Baran, aman Barbaracığım gel. Allah! Affet. Evlatlarımı anasız bırakmayın.
Ayrıca onlara babalarının kart pislik bir zampara olduğunu da söyleyebilirsiniz. Ya nereye? Taskın, dur. Nereye gidiyorsun? Bırak. Kan almaya, katil olmaya gidiyorum. Ya saçmalama. Daha kadının kim olduğunu bile bilmiyoruz. Evet ama yanlarındaki soysuzların kim olduğunu gayet iyi biliyoruz. Özellikle bir tanesi kısa boylu pislik bir kabaracak. Birisi de adaleli kollarıyla. Koca bir kafa. Biri de tekerlekli sandalyede. Yakışıklı mı yakışıklı? Sevecen, romantik, kara kaşı, kara gözü. Ya kızlar o değil de Baran nerede ya? Ya yok yok, ben arayacağım Baran'ı. Şunu. Kaç yata kaç! Sakın aramayasın. Eğer kim Halo'ya haber verirsen, o da bu kart ördeklere, zampara ördeklere haber verir. Bırakalım bakalım gitsinler. Görek nereye gidiyorlar? Karı böyle. Bana yardım edin. Çorabım kaçtı. Bakayım. Yok canım, bir şey olmaz ondan, tamam. Nasıl bir şey olmaz lan? Kıllarım görünür, görmeyin mi? Ya dayıcığım, Siverekli seni kıllarından mı tanıyacak ha? Hem hadi bak, etrafta dikkat çekiyoruz. Yürü haydi. Hayatta adım atmam Allah'a bak kurama. Bu çorap olacak. Hadi kalk çorapçıya gidelim, çorap alalım. Ya çorapçıyı nereden bulacağız? Ne bileyim nereden bulacak, bulun. Oje falan mı sürsek, ne yapsak? Ya oğlum ojeydi, çoraptı. Bunları bulmak için vaktimiz yok. Saat 6 olmak üzere. Biraz daha geç kalırsak yetişemeyeceğiz. Gitmemiz lazım. Hay Allah'ım. Tamam. Gel buraya, ben yapacağım. Gel. Yapacaksın. Bay kurban olayım sana. Haydi. Bakın neredeymiş? Oo, feci ya. Oh, kurban olsun dayın. Görüyorsun? Vallahi delireceğim ben ya. Ah kan, ah kan. Ben senin o saçlarını tek tek yolup kendime çamaşır teli yapmaz mıyım? O sırıtan ağzındaki dişleri tek tek söküp kolye diye takmaz mıyım? Yine yazmaya başladınız. Bir durun, daha kız kim onu bilmiyoruz. Ya bu karılar benim yer elması kılıklı kocamda ne buluyorlar? Bu 2 metrelik at karı orada Gökhan dururken niye kana bakıyor ya Rabbim, niye? Gidiyorlar. İşe koyulacaklar. Nereye gidiyorlar ya? Kan kokusu alıyor musunuz kızlar? Biz de gidelim. Hadi. Vazgeçme. Dayıcığım dur. Gel güzelim, gel benim manisak, gel. Yok olmaz. Heh. Neyse, dükkan boş, daha kimse gelmemiş. Şöyle bir kuytu köşe masaya geçelim, oturalım. Bir saniye. Kusura bakmayın beyefendi, bugün restoranımız kapalı. Nasıl kapalı canım? Bence gayet açık. Hatta sinek avlıyorsunuz. Böyle giderse siz bence batarsınız. Şöyle söyleyeyim, özel bir müşterimiz tarafından bugün restoranımız kapatıldı. Kimmiş bakayım bu özel müşteri? Kusura bakmayın efendim, ismini paylaşamayız. Şimdi lütfen dışarı alabilir miyiz sizi? Ya kardeşim, kardeşim bak biz buranın yabancısıyız. Yani zaten sizin mekanınızın hastası değiliz de... bu kadın zor durumda, anladın mı? Bu kadın bir problemi var, bir şeysi var. Neyin var senin? Bir zor durumdasın değil mi sen şu an? Hey Allah'ıma, Kur'an'ıma çok kötü! Neyiniz var? Bilmem ki ciğerim. Neyim var lan benim? Şey var, bu kadının neyi var? Oo, ne yok ki? 3 çocuk, kaynana, kaynata, koca desen zaten dünya umurda değil. Oğlum ne diyorsun lan? Abi ben ne dedim, farkında mı böyle? Evet değil. Aman ben hallederim. Hadi. Ay ben çok felayım canım. Hanımefendi iyi misiniz? Yok kurban oldum, vallahi iyi değilim. Ben de tansiyon. Gebeyim ben. Ne? Ay kıvırcığım, sinirlendin bana. Sana bunu daha da romantik bir ortamda söylemek isterdim ama ne yapayım, kısmet buraymış. Ya ne vicdansız adamsın kardeşim ya. Anlamadın mı hala? Ben gebeyim, aman biz gebeyiz. Benim karım gebe. Kaaaan! Sen başka karılardan çocuk mu peyda alıyorsun lan? Üstelik sarışın bir karıdan. Şimdi ezdim seni. Vallahi açıklayabilirim. Saldırın geceler! Ah!
var. Harbi kafayı kopardı. Para? Hala? Ah. Bir. Sensin yoksam yok. Yeter bre. Geçin lan kudurmayın. Karşıma geçin, her şeyi anlatacağım. Kız yenge sen de ne yaptın bre be? Kıvırcığı benim. O benim karıcığım Melekcan. Kıvırcığım Melekcan.